Çeşitli yapısal davranışları modellemek için zaman zaman yaylar tanımak gerekli olabilir. Yayları uzunluğu sıfır olan son elemanları olarak düşünebilirsiniz. Yaylar düğüm noktalarına tanımlanır. Ve komosiste doğrusal malzeme davranışlı ve doğrusal olmayan malzeme davranışlı olmak üzere iki çeşit yay tipi mevcuttur. Şimdi burada görmüş olduğunuz modele yaylar tanımlayalım. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir model. Tek bir kiriş ve iki düğüm noktası ve kiriş tam ortasından düşey olarak noktasal bir yükle yüklenmiş durumda. Ayrıca analiz modeli sadece X ve Z düzlemiyle sınırlandırılmış durumda. Yani sadece bu düzlemi ilgilendiren serbestlik dereceleri aktif. Yayları, elastik yayları tanımlamak için yay tanımlayacağımız düğüm noktalarını seçeriz ve analiz girdi araçları araç çubuğundaki burada görmüş olduğunuz bir yay simgesi var. Yay simgesine tıklayarak ya da yükler menüsünden yine aynı yay simgesi ve düğüm noktası yayları tanımla ata adlı komutu çalıştırarak yay tanımlama diyalog kutusunu görüntüleriz. Burada 3 seçenek mevcut. Var olan yay sabitlerini ekle. Şimdi yazacağımız değerleri. Var olan yay sabitleri ile yeni yazdığımız değerleri değiştir ve var olan yay sabitlerini sil. Bu sahada eğer daha önceden bu düğüm noktalarında yaylar tanımlı olsaydı burada bir listesi çıkacaktı. Buraya da bu düğüm noktasında her serbestlik derecesindeki yay sabitini giriyoruz. Yay sabitini uygun birim cinsinden girmemiz gerekiyor. Ben öncelikle birimi değiştirmek istiyorum. Kilo, Newton ve metre ile çalışıyorum. Tekrar simgeye tıklayarak diyalog kutusunu görüntüledim. Ben burada sadece düşey yönde yani o 3 serbestlik derecesinde yay tanımlamak istiyorum. 1000 kilo Newton bölü metre biriminde olsun ve OK'ye tıkladığımda yaylar tanımlanacak. Tekrar düğüm noktasını açıp tanımlanmış yayı görebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi burada gösteriliyor. Birimlere dikkat etmek lazım. Ve ayrıca burada gördüğünüz her yay sabiti diğer yönlerden bağımsızdır. Yani eşleşmemiştir. Diğer bir deyişle bu serbestlik derecelerinden bir tanesinde oluşan deplasman diğer yaylarda bir kuvvet oluşturmaz. Şimdi modelimizi bir analiz edelim. Bu arada bir şey unuttum. Bu yapı gördüğünüz gibi şu anda hiçbir mesnet yok. Ancak yaylarımız olduğu için düşey yönde stabil. Ancak yatay yönde de tutulması gerekiyor. Ben sadece bir tane düğüm noktasına yatay yönde yani x yönünde bir mesnet tanımlıyorum. Sadece bu mesnet yapının analiz edilebilmesi için yeterli olacak. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir uyarı almadık ve analiz başarıyla tamamlandı. Gördüğünüz gibi deformasyon şekli de beklentilerimizle örtüşüyor. Deplasmana baktığımızda 5 santimetrelik bir deplasman görüyoruz düşey yönde. Bu da beklentilerimiz doğrultusunda 100 kilonewtonluk yük altında toplam 1000 artı 1000 2000 kilonewton düşey yay sabitimiz var. Dolayısıyla 5 santimetrelik bir deplasman olması gerekiyordu. Doğrusal olmayan yayları tanımlamak için düğüm noktasına
Çift tıklayarak veya seçtikten sonra Enter tuşuna basarak özellikler diyalog kutusunu görüntülüyoruz. Daha sonra burada doğrusal olmayan yaylar kulakçığına geliyoruz. Burada birkaç ayar göreceğiz. Öncelikle bir malzeme tanımı göstermemiz gerekiyor. Tıkladığımızda daha önce modelde tanımladığımız tek eksenli malzemeler varsa bunlar doğrusal olmayan olması gerekmiyor. Elastik de olabilir. Ben bir elastik, bir tane de sadece basınç alabilen, çekmeye çalışmayan, doğrusal olmayan bir malzeme tanımlamıştım ve her ikisi de burada görünüyor. İlgili malzemeyi seçtikten sonra hangi serbestlik derecesi yönünde bu yayın aktif olacağını seçiyoruz. Ve daha sonra da bu yayın aldı. Çünkü biz malzemeyi tanımladık. Yay sabiti program tarafından o düğüm noktasının ne kadarlık bir alan üzerinde aktif olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Örneğin buranın yarısı 8 metre, 4 metre diyelim. Genişliği de 1 metre diyelim. 4 metrekarelik bir alana etki ediyor olsun. Ve alan girdiğim için de burada birimi seçmem gerekiyor tabii. Başka birimle çalışıyorsam buradan değiştirebilirim. Ve ekle dediğimde ekleniyor. Burada eklenen yayın özellikleri görüntüleniyor. Okey diyorum. Kapatıyorum. Tabii bunun için doğrusal olmayan analiz yapılması gerekiyor. Bunu daha sonraki videolarda detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Yaylarla ilgili ayrıca söyleyebileceğimiz bir şey, kabuk elemanlarında alan yayları program tarafından otomatik olarak atanır. Bunu ilgili videolarda detaylı olarak anlatacağız.